Hazır mısın? Evet, hazırım. Tamam, merkezden hazırım, ağlıyoruz. Evet, Satürn Taksim sponsorluğundaki GG Cup Oscar ayağında Platinum Lig'in finalinin son oyunu arkadaşlar. Sonuç birazdan belli olacak. Spiker mı yoksa Peroxid mi? Bir PvP mücadelesi. Durum 1-1, heyecan dorukta. Güzel maçlar oluyor değil mi? Sleep, ne dersin? Senin bir şu geçen iki maç hakkında genel yorumlarını alayım. Genel yorumlarını alırsan bence oyunlar şu an iki farklı mantıkta oynanıyor. Spiker daha bir mind game oynuyor. Daha bir şeyler yapayım diye. Peroxid diğer taraftan daha bir makro ağırlıklı, ekonomiye dayalı, rahat bir şekilde oynuyor. Spiker hata yapınca da Peroxid'in mantığı kazanmış oldu bir maçı. Diğer maç sadece build order'dan dolayı kaybetti. Daha doğrusu ordu kompozisyonundan dolayı. Bu maçta bence Spiker'ın olayına bakacak. Spiker başarılı olabilirse o drop'unda veya ekstra hareketlerinde kazanır. Yapamazsa kaybeder. Aslında Spiker çok estetik hareketler sergiliyor değil mi? Yani oyun hem izleme keyfi açısından hem de eminim ki oynama keyfi açısından çok daha farklı bir boyuta taşınıyor bu tarz şeyleri denediğiniz zaman. Ama bunları yaparken arkadaki mekaniklere de birazcık dikkat etmek gerekiyor. Zannedersem bir önceki oyundaki en büyük handikap da buydu. Evet, şu anda oyuna baktığımızda Shakuras Plateau'da herhangi bir sıra dışı bir hareket yok iki taraftan da. Sol üst köşede Peroxid'i görüyoruz ve sağ üst köşede başlıyor Spiker. Shakuras Plateau birazcık daha değindiğimiz gibi daha önceden de makro oyunlara elverişli bir harita değil mi? Sleep PvP'de bile Evet. expansion alındığını görebiliyoruz bazen. Evet, özellikle hani Elfin'in açılışıyla burada bir fake 4 gate, fake 3 gate yaparak arkadan her türlü teki yapabiliyorsunuz. Robotix'ten tutun Blinkstalker'a veya Exp'e kadar. Peroxid şu İlginç. anda Spiker daha doğrusu rakibinin üstüne geldi ve hemen taciz etmeye başladı. Bu ilk probe oldukça sıkıntı yaratabiliyor arkadaşlar. Hatta Sleep'in de geçen turnuvada bir oyununu anlatmıştık. Oldukça bir Terran rakibine karşı oldukça can sıkıcı olabiliyor değil mi bu ilk probe Sleep? Evet, aslında o probe'u kullanmak bir sanat bence. Yani özellikle mana çok iyi kullanıyor. Hani oynar onun şöyle biraz replay'iymiş, stream'iymiş baktığınızda karşı tarafa mineral toplatmıyor. Yani şurada kaç? 3, 6, 8 tane mineral var. Mineral peçi var. Birini durmadan alır gibi yapıyor, geri çıkıyor. Alır gibi yapıyor, geri çıkıyor. Size 7 mineralde falan oynatıyor yani oyun başında. Evet, özellikle Hak da oyun ilk çıktığı zamanlar beta döneminde bu ilk probuyla ünlenmişti. Hemen pylon'ını atar atmaz rakibinin üstüne doğru gönderip mümkün olduğunca zarar verebildiği kadar bunlarla zarar veriyordu. Bu arada Spiker probunu saklamaya çalıştı ama Peroxid hemen Zealot'ını oraya rallylemişti ve gönderir göndermez de gizlediği probu buluyor Spiker'ın. İçeriye de aslında bir probe saklayabilirseniz büyük bir tehdit oluşturabiliyor bu. Çünkü Sleep'in de bir maçını hatırlıyorum. Ben kime karşı oynamıştım Sleep? Mana mıydı? Elfi miydi? Rakibinin üstüne 2-3 tane pylon saklamaya çalışmıştın. Elfiydi. Kore tarzı Fortgate'e gidiyordum ama her timingimde bir hata olunca katlana katlana fail olmuştum orada. Ama belki de rakibin keşfedemeseydi bunlardan birisini çok büyük dert açabilirdim başına. Şu anda baktığımızda Peroxid'in sihirli rakama adım adım yaklaştığını görüyoruz. Bir tane gateway'i bitmiş durumda ve 3 tanesi daha yolda. Buna karşılık bu sihirli rakamı denemiyor Spiker. 3 gateway ile sınırlayıp başka bir sihirli rakam 3 artı 1. 3 gate bir robo açılışını yapıyor ve ikinci gazını da erken bir şekilde atmış durumda. Bu sefer birazcık daha standart açılışlar izliyoruz değil mi iki taraftan da? Evet, biraz gecikmeli bir Fortgate gelecek. Hani buna güvenerek Spiker bir exp alırsa eğer baya bir tehlike olabilir kendisi için. Hani robotum var, 4 gate gelmiyor. Bir exp alayım yapabilir. Şu an ama hani Peroxid'in düşünce tarzı bir Fortgate
devamında XP mi gidecek kestiremiyorum. Bu arada çok ilginç, yine önceki oyunlarda olduğu gibi nüfuslara baktığımızda Spiker'ın geriden gelmekte olduğunu görüyoruz. Bu acaba bu Gateway tercihinden mi kaynaklanıyor yoksa Probe'larda mı bir farklılık var diye bakıyorum ki şu anda evet Probe'larda 28'e 26'lık bir durum söz konusu. Şu an hani Peroxid yine klasik exp oyununu yaptı ki en etkili olabileceği harita bu. Diğer taraftan Spiker bence ilk maçta kazandığı gibi bir oyun yapacak ki hemen Robotics ve Robotics Bey'i koydu. Yine bir kombatta bütün oyun kaderi belli olacak bence. İki Colossus geldiği an. Evet, baktığımız zaman Peroxid aslında birazcık daha defansif bir 4 gate açtı ve hemen arkasından şu anda gateway'lerle devam ediyor oyununa. Buna karşılık Spiker'a baktığımızda bir Robotics Bey görüyoruz. Onun dışında henüz başka bir bina yapmış durumda değil. 3 gate bir robodan devam ediyor. Ne dersin, buradan nasıl gelişecek oyun? Kimi daha avantajlı görüyorsun şu aşamada? Ya Colossus kombatta Colossus'unuz varsa mikroya pek ihtiyacınız yok. Tabii ki var ama hani Silver'dan Bronze, hani herkesin çıkabileceği bir kombat ama karşınızda Colossus varsa ve sadece Gateway üniteleriniz varsa burada kesinlikle bir Master tadında mikro yapmanız lazım ve kombat bilginiz olması lazım. Hani bu kombat bilgisi Peroxid'de var mı yok mu şu an bir şey söyleyemeyeceğim ama bence iki Colossus geldiğinde yine ilk oyundaki gibi Spiker alacak bu maçı. Evet, şu anda Spiker daha Robotics ağırlıklı bir oyun izliyor. Buna karşılık rakibi Peroxid Gateway ünitelerine ağırlık verecek. Şu anda bitti Robotics Bey'i ve buradan Observer basmayı tercih ediyor. Bu esnada Spiker olan biten her şeyden haberdar. Observer ile rakibini gözlüyor. Daha tek üstten yapılan oyunları benimsemiş gibi gözüküyor değil mi Spiker? Evet, bence bir de şey de var, hani yaptığı droplar çok fail oldu bugün, bir kar edemedi ondan dedi ilk maçta nasıl yendiysem yine öyle yapayım, ama mesela bu taktiği düşünüp de Observer basması, Observer'dan sonra Sentry basması bence hataydı. Bir de çünkü range upgrade'ini de yaptı Colossus'un, geri kaldı ikinci Colossus'u getirmek için. Bu ikisinden birini basmasaydı Sentry veya Observer'dan ikinci Colossus da erken gelebilirdi, istediğini daha erken yapabilirdi. Tabii şuna değinmek lazım arkadaşlar, Robotics üniteleri çok gaz ağırlıklı, çok gaz isteyen üniteler olduğu için araya Sentry gibi üniteler sıkıştırmaya kalktığınızda bu sefer, çünkü Sentry'ler de oldukça gaz ağırlıklı üniteler ve destek üniteleri, yani verdiği zarar düşük ama savaşta destek sağlıyor Force Field ve Guardian Shield gibi özellikleriyle birlikte. Dolayısıyla bunları araya sıkıştırdığınız zaman Colossus üretiminiz birazcık sekteye uğruyor. Ve Sleep'in de değindiği gibi şu anda ikinci Colossus Spiker'ın aslında oldukça gecikti. Bu ne demek? Saldırısı gecikiyor ve saldırısı geciktikçe Peroxid'in ekonomik üstünlüğü olduğu için geçen her saniye Spiker'ın aleyhine işliyor. Evet, Spiker zannedersem ileri pylonunu da atıyor. Büyük ihtimalle hızlı bir şekilde saldıracak. Ne dersin, buradan sonuç alabilir mi? Ya bence Spiker bu kombatı alacak gibi duruyor. Çünkü yine Peroxid'in Zealot sayısı çok çok fazla. Bu kadar Zealot'u varsa da çıkması lazım base'den. Base önde kombata girmesi lazım ki o Zealot'ların hepsi rakip orduyu sararak hepsi damage vurabilsin. Ama burada mesela şu rampaya girecek bunlar. Şu an 20 tane Zealot'u varken her seferinde 6 Zealot'u falan çarpışacak. 6 Zealot ölecek. Arkadaki 6 gelecek. Hatta gelemeyecek bile çünkü Colossus'lar o 20 Zealot'u çok kısa bir sürede kesecek. Ve şu anda Colossus sayısı 3'e ulaşmış durumda. Bu Colossus sayısı arttıkça arkadaşlar verdiği hasar üstel bir şekilde artıyor. Çünkü yavaş yavaş bir vuruşta çok fazla sayıda üniteyi ortadan kaldırabilecek bir hal almaya başlıyor. Şu anda rampaya çıkıyor. Aslında çıkması doğru değil değil mi? Geri çıkması lazımdı Spiker'ın. Colossus'lardan ötürü Force Field'ları bir işe yaramadı Peroxid'in. Ve tam da biraz önce değindiği gibi Spiker taksit taksit rakibinin ordusunu eritti.
Peroxid'in şu anda bir tane Colossus'u çıkmış durumda. Spiker saldıracak gibi gözüküyor tekrar. Artık bu noktadan sonra geri dönüş yok. Tek üstten oynadığı için Spiker oyunu burada koparması gerekiyor. İki ordu çarpışıyor. Zealot'lar hızlı bir şekilde eriyor. Bakalım Spiker Colossus avantajını konuşturabilecek mi? Şu anda bakıyorum Peroxid'in Immortal'ını mikrolaması lazım. Zealot'lara saldırarak boşuna DPS kaybediyor. Evet, oldukça ortada geçiyor şu anda savaş ama Spiker'ın destek ünitelerinin de gelmesiyle birlikte zannedersen Peroxid'in savunmasını kıracak gibi gözüküyor, değil mi Sleep, ne dersin? Evet, yine build order'la kazandı diyebiliriz bence Spiker için ki evet şu an Colossus da düştü, buradan çevirme ihtimali yine yok. Şampiyon olacak bence. Bakıyorum şu anda arkadan ikinci Colossus'u geliyor ama zannedersem yine agresif taraf olan Spiker oyunu kopardı gibi gözüküyor arkadaşlar. Çünkü şu anda baktığımız zaman probları hızla eriyor Peroxid'in ve savaşacak başka ünitesi de yok. Good Game'i görüyoruz. Spiker 3. oyunu kazanarak Platinum League'in şampiyonu oluyor arkadaşlar. Tebrik ediyoruz kendisini. Evet, değerlendirmelerini alalım Sleep. Spiker yine ilk maçta kazandığı gibi oynadı. Bu sefer drop'ta kendine zarar bile vermedi. Hani drop hep kendine zarar verdi oyun boyunca. Bu sefer drop'a da gitmedi. Direkt Colossus'a gitti. İki Colossus'u bekledi. Hatta üçüncüyü bekledi, saldırdı. Ama iki tarafta kombat aslında yanlış girdi. Colossus'unuz varsa, hele bir de range upgrade de vardı. Önce Colossus'larla saldırabilirsiniz önden. İki atak vermeniz bütün Zealot'ların gücünü götürebilirdi. Yani önce Colossus'larla saldıracaksınız. Rakip ordu size atağa kalktığında diğer ünitelerinizi öne çekmeniz lazım. Bunun yanında diğer tarafta Peroxid aşırı bir Zealot ünitesi vardı ama kombata dar alanda girdiği için hiçbir anlamı olmadı. Dediğim gibi parça parça savaştı tüm ordusu. Yoksa 6-7 Gate versus Colossus bayağı efektif olabiliyor iyi bir oyuncunun elinde. Evet, Spiker'ı tebrik ediyoruz arkadaşlar. Platinum League'in şampiyonu oluyor. Çok kısa bir süre sonra bir sonraki maçımızda karşınızda olacağız.